sıklıkla uyum gösteren bir tarafınız var mı? Bazen canınızın hiç istemediği şeyleri sırf karşınızdaki kişi kırılmasın diye yaptığınız olur mu? Burada sağlıklı sınırlar nasıl getirilir, insanları kırmadan kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi, yumuşak bir ses tonu kullanmanızdır. Yani burada sert bir dille hayır demek değil, daha yumuşak bir ses tonu kullanmaktan bahsediyorum. Bu, sağlıklı sınır getirmenin önemli bir parçasıdır. Sağlıklı sınır çizebilmenin ikinci bir parçası da küçük bir açıklama yapmanızdır. Örneğin, arkadaşınız sizi sinemaya çağırdığında ve canınız hiç gitmek istemiyorsa, arkadaşınızı arayıp, "Bugün gelemeyeceğim çünkü kendimi çok yorgun hissediyorum." diyebilirsiniz. Yani yumuşak bir ses tonu kullanarak karşınıza yapacağınız ufak bir açıklama sizin sağlıklı sınır getirmenize oldukça yardımcı olacaktır. Gelelim üçüncü parçaya. Üçüncü parçamızda alternatif seçenekleri sunmak vardır. Yani burada karşınızdaki kişi yine aynı örnek üzerinden gidecek olursak sinemaya çağırdığında ve siz yine gitmek istemiyorsanız önce yumuşak bir ses tonu kullanarak açıklama yapıyoruz. Sonrasında da alternatif sunuyoruz. Bugün çok yorgun olduğum için sinemaya gelemeyeceğim. Fakat istersen sonraki hafta gidebiliriz dediğinizde aslında karşınızdaki kişiye alternatif sunmuş oluyorsunuz. Ve bunu yaparken de aslında alttan alta verdiğiniz mesaj seni önemsiyorum demek oluyor. Bu yüzden alternatif durumları da kullanarak karşınızdaki kişiye sınır getirebilirsiniz. Kararlarınızın arkasında durmak. Sağlıklı bir şekilde sınırlarınızı çizebilmenin en önemli ve son maddesidir. Yani siz sınırlarınızı esnetmeye başladığınızda aslında karşınızdaki kişi şu mesajı vermiş olursunuz. Eğer beni ikna edersen, eğer bana ısrar edersen ben sınırlarımı kaldırabilirim. Dolayısıyla sınırlarınızı kaldırmak için girmiş olduğunuz bu yolda başa sarmış olursunuz. İnsanlara sınır çizmeye başladığınızda onlara karşı kaba olduğunuzu ya da bencilce davrandığınızı düşünebilir ya da hissedebilirsiniz. Bu durum aslında bugüne kadar sınır getirmediğinizden dolayı alışık olmadığınız bir duruma geçmeye çalışmanızla alakalıdır. Çevrenizdeki kişilere sınır koymak, onlar tarafından kabul edilmeyeceğiniz ya da onların size kırılacağı anlamına gelmez. Tam tersine, sınırlarınızı getirdiğinizde insanlarla olan ilişkileriniz daha da güçlenecektir. Hayatınıza sınırlarınızı getirdiğinizde göreceksiniz, hem kendinizi korumuş oluyorsunuz, hem de çevrenizle ilişkilerinizi daha güçlendirmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda insanların size daha fazla saygı duymasını da sağlamış olursunuz. Çünkü insanlar en çok sınırları net olan kişilere karşı saygı duyarlar. En önemlisi de sınır çizemediğinizde bir müddet sonra depresif ve öfkeli bir ruh haline bürünmeye başlıyor oluyorsunuz. Dolayısıyla bu videoda sağlıklı sınır nasıl çizilir bunu anlatmaya çalıştım. Eğer buradaki maddeleri hayatınıza getirebilirseniz bir müddet sonra yavaş yavaş o sınırlar hayatınıza girmeye başlayacaktır. Daha detaylı bilgi ve soru sormak isterseniz eğer iletişim adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.